Hah. Hadi sen de yüklen şu taşları. Taşları niye yükleniyorum ya? Niye geldik ki biz buraya? Yolu kapatacağız. Biz yolu kapatınca da insanlar mecburen köprüye yönelecekler. Böylece sen de istediğin 30 akçeyi alacaksın. Başka çareleri olmadığı için mecbur verecekler akçeleri. Ulan sen de az puş değilmişsin ha. Neymişim? Yok ya tamam ben onları o şekilde alayım o zaman. Onları o şekilde öyle şey yapacağım ben. İyi. Yüzüne niye söylüyorsun? Konuşacaksan arkasından konuş. Sen niye yüzünü söylüyorsun? Bana mı dedin? Yok ya sana puş demiştim ya onunla ilgili konuşuyorum. Seninle ilgili bir şey yok yani. Yolu kapatmak da işe yaramadı herhalde. Baksana hiç gelip giden yok. Az daha bekleyelim belki bir gelen olur. Yorulduk tabii. İçim geçmiş. Dumrul, ne oldu? İyi misin? Ya sen öyle omzumda sızınca rahatsız olmayasın diye nefesimi tutayım dedim de ölüyordum vallahi. Ya. Dumrul sen çok tatlı bir adamsın. Vallahi mı diyorsun? Al işte sana fırsat oğlum Dumrul. Şimdi söyledin. Sana bir diyeceğim var el kızı. Söyle, neymiş diyeceğim? Şu köprü şurada durduğu sürece... senle ben diyorum, ikimiz, beraber. Yani sen olmasan... Evet, ben olmasam... şu köprüyü hayatta tamamlayamazdım. Eline sağlık hacı. Hacı mı? Bu muydu yani diyeceğin? Yok, bir de şey var. Ben seni... Baba! Dumrul! Baba senin ne işin var burada ya? Vay. Köprüyü de bitirmişiz ha. Güzel olmuş ha. Gereksiz ama güzel. Tıpkı sen. Ha bitirdim. Niye geldin ki sen? Nasıl soru bu ya baba ya? Niye geldin ki? Ne yapacağız? Biz bakamayacağız mı köprüye? Ha? Oğlum bir taraflarını mı kalktı bir köprü yaptım diye? Ha? Abi böyle oğlum dünya. Dünya böyle yani. Baba oğluna bağ bırakmış, oğlan bir salkım üzümü çok görmüş babaya. Ha baba ne bağ, ne üzümü, ne anlatıyorsun ya? Tam kızı öpüyordum ben orada. Tamam güzel şaka da yani yapma artık ya. Tekrar düşüyorsun. Yapma. Kızla konuşuyordum diyor mu baba sana? Ha, sen ciddiysin. Evet. Nerede kız peki? Ya işte orada. Nerede? El kızı! Eyvah. Oğlum senin durumun hiç iyi değil lan. Ama şimdi buradaydı. Beraber yaptık köprüyü. Oğlum, deli oğlum, divane oğlum. Her şey senin kafanda. Bunlar gerçek değil. Orada kızımız yok. Her şey senin kafanda. Bu gerçeklerle yüzleş artık. Sen de. Biri bana yardım eder mi? El kızı, ne yapıyorsun sen orada ya? Ya bir ses duyunca irkildim bir anda. Buraya düştüm. Aman. Merhaba. Lan bu kız gerçek. Gerçek tabii baba. Dedik sana o kadar. İyi de bu kız çok güzel. Güzel değil mi? Ne arıyor senin yanında? Hayır malında mülkünde gözü var diyeceğim. Ama sende hiçbir şey yok ki. Ya baba ayıp oluyor ama bak kızın yanında. Hanım kızım biz öyle varlıklı bir aile falan değiliz. Şimdiden söyleyeyim de. Kıt kanaat şartlarda yaşayan bir aileyiz işte. Ya baba bir dur ne yapıyorsun ya? Abi de bu hayta söylememiştir. Buna obada deli diyorlar ha. Baba! Oğlum ne var ya? Şimdiden söylüyoruz işte haberi olsun diye. Ben artık gideyim. Köprü açılışını yapacaktık ama daha. Ablam obanın bütün işiyle bir başına uğraşıyor. Gideyim ona yardım edeyim yine gelirim ben. Memnun oldum. Hoşça kalın. Hadi yarın görüşürüz. Hadi bay bay. Al işte, kaçırdın kızı baba. Ay ben ne lan? Ya bırak konuyu değiştirme. Ben ne güzel burada kızı bağlamışım, tam olaya gireceğim. Geldin en güzel yerinde baltaladın. Hanımcık da bir kıza benziyor ha. Akıllı falan. Niye yakıyor acaba kendini? Kimin nesiymiş bu? Bilmem. Nasıl bilmem oğlum? Kimin nesisin diye sormadın mı kıza? Yo. Adı neymiş bari? Onu da mı sormadın oğlum? Oğlum sen nasıl bir deli çıktın ya? Bu kadar güzel bir kızı yakalamışsın. Adını sormayı bile akıl edemiyor musun yani? Puh sana be! Aman ne olacak baba ya? Nasıl olsa yarın yine gelecek. Sorar öğrenirsin. Lan aynı gençliğim ha. Çapkın! Yapma yapma. Seni hınzır saman altından su yürüten çapkın. Ya ittirme, ne ittiriyorsun baba, bir saniye ya. Lan konuşma çapkın! Ya bak acıyor vallahi, bak dalarım ha. Gün Çiçek! Abla, sen obadan kaçıp bu deliyle mi buluşuyorsun kız? Deli değil o bir kere. Gayet aklı başında bir adam. Dalacağım ha. Ha, çapkın hınzır. Bu mu aklı başında adam? Ya sen niye karışıyorsun ki bana? Hem ne yaptın sen, beni takip mi ettin buraya kadar? Evet. Hem bir abla olarak bu benim en doğal hakkım. Hem seninle konuşmam gereken bazı şeyler var. Neymiş acaba onlar? Gel biraz yürüyelim de konuşuruz. Gel. Hadi. Geldim. Ya abla yarım saattir yürüyoruz. Ne konuşacaksan konuşsana. Gel bacım gel. Şöyle şu tarafa doğru gidelim de orada Aa Aksak Reis. Ay ne tesadüf. Abla sen ayarladın bunu değil mi? Kız. Ha, biz de kardeşimle beraber jogging yapıyorduk. Ne yapıyorduk? Ay, ama ben şimdi durmayayım. Siz şurada konuşa durun. Değil mi? Terim soğumasın. Hayır ya ne teri? Dur burada gitme. Terim soğumasın. Gitme diyorum ya. Kızım terim soğumasın. Bak bak. Biraz daha susarsan bütün gemilerim alabora olacak, bak söyleyeyim. Efendim? Şey diyorum, ablana hiç benzemiyorsun. O hiç susmuyor, sen de hiç konuşmuyorsun. Konuşmayı pek sevmiyorum ben. Biliyor musun, fırtınanın ortasında dev dalgalarla mücadele etmek... ...senin yüzünü güldürmekten daha kolay olsa gerek. Evet, ben gülmeyi de konuşmayı da pek sevmiyorum. Sizi sıktıysam özür dilerim, en iyisi kalkalım. Kalkalım, evet. Her sabah beraber kalkalım. Denizleri... Okyanusları beraber aşalım, değil mi? Yuh ya, adam resmen krizi fırsata çevirdi. Gün Çiçek, hem gönlümün hem denizlerin sultanı ol istiyorum. Bak, benimle evlenerek beni dünyanın en mesut insanı yapar mısın? O ne be? Ya bu, geçen bizim çocuklar bir gemi yağmalamışlar. Yüzük kadının parmağından çıkmayınca komple parmağı söküp almış. Hızır bunlar ya. Ben de çok uğraştım ama iyi oturtmuşlar, sağlam oturtmuşlar. Hiç çıkmıyor vallahi. Bak şöyle yapalım, sen bunu al. Obaya gittiğinde sabunlama bununla bir şekilde çıkar zaten bu kayganlaşınca. Ha? Ne oldu ya? Yüzüğü mü beğenmedin? Çok güzel yüzük ya. Üstünde taşları falan da var. Bu zamanda böyle bir taş, biri bana verse bunu inan ki kaçırmam yani. Durun hele gençler. Nereye böyle? Obaya gidiyoruz. Buradan geçmek için 33 akçe vereceksiniz. O ne saçma şeymiş ya öyle? Biz hiç kimseye akçe falan vermeyiz. Bana vereceksiniz. Alabiliyorsan gel al madem. Yalnız ben alırsam 40 akçe alırım. Gel de al o zaman.